Arkadaşlar merhaba. Artık 37-38 yaşından sonra ilk motosiklet deneyimim. Yaklaşık bundan bir hafta önce A sınıfı ehliyetimi aldım. Sonrasında bundan 3 gün kadar önce görmüş olduğunuz TVS Raider 125 cc'lik motoru bayiden sıfır olarak teslim aldım. İzmir'den. Çok motor deneyimim yok açıkçası. MT7 ile ehliyet aldım. Mondial Drift 125 cc kullandım. Onun dışında çok bir deneyimim yok açıkçası. Fakat çok uzun yıllardır otomobil kullanıyorum. Buna binaen hangi aksam ne kadar elverişli çalışıyor, ne kadar doğru çalışıyor, ne kadar kaliteli az çok aslında anlıyorum. Şimdi bu motosiklet özellikle Mondial Drift ile çok karşılaştırılıyor. Ben de ikisi arasında kalmıştım. Ya Drift'i ya bunu alacaktım mevcut rakamlardan dolayı. Şimdi Drift'e göre bu motosiklet daha büyük duruyor. Biraz daha uzun. Sanırım teknik özelliklerini bilmiyorum ama daha uzun duruyor. Sanıyorum 10 santimetre falan daha uzun. Özellikle göstergesi çok şık. Renkli bir LCD göstergesi var. Burada kask uyarımız mevcut. İşte motorun kilometresi gözüküyor şu an. Devir saati. İşte maksimum redline 10.000'de. Trip A. Buradan değiştirebiliyoruz. Trip B. Range'imizi gösteriyor. Normalde şu an göstermiyor. 40 kilometre litre olduğu gözüküyor. Şu an henüz yeni yakıt aldım ve çok yokuş bir ortamda kullandım. O sebeple muhtemelen range biraz düşmüş. Çünkü 53 kilometre bölü litre civarındaydı. Aynalar gayet gözüküyor iyi. MT7'ye göre karşılaştırdığımda gerçekten iyi gösteriyor aynalar. Boya kalitesi ciddi anlamda iyi. Sedefli bir sarı rengi var. Böyle belki gözüküyor olabilir şeyden. Kameradan. Malzeme kalitesi gayet iyi. Egzoz sesi tok, yeterli. Görenler yani çok 125 cc midir acaba diye düşünmüyor motosikleti. Frenler kombine. Özellikle aldığımda arka frenin ayarı çok nasıl söylenir, sıkı değildi. Ve çok aşağıda kavruyordu yani bastığınız vakit çok aşağı kadar iniyordu. Buradan şu civata üzerinden ayarlaması yapılıyor. Arkalar kampana evet. Fakat Drift'in disk frenli arka CBS sisteminden çok da bir farkı yok. Kombine fren sisteminden çok da bir fark olduğunu düşünmüyorum. TVS'nin kendi balataları ve kaliperleri var. Ön lastikler 80-117. TVS'nin Remora diye bir markası. TVS tires yazıyor gördüğünüz gibi. Arkalarda 190-17. Yine Remora. Tubeless iç lastiksiz. TVS tires. Lastikte dahil olmak üzere tüm aksam TVS. Çok ilginç. Deposu yaklaşık 10 litre yakıt alıyor. Şu an depo dolu. Marş motoru yok diye söylendi. Basıyoruz. Bu şekilde çalışıyor. Gayet kolay. Herhangi bir marş sesi duymuyorsunuz. Şu hafif görüyorsanız bir titreşim.
titreşim var. Motorda bu şekilde. Biraz bir titreşim var. Yolda giderken de şu an rodaj süresinde olduğu için 7000 devreyi 6000 devre çok geçişmedi motorda. Ama plakalıktan da gördüğünüz üzere bir miktar titreşim mevcut. Ama bu peglerdeki lastikler gayet yumuşak ve güzel. Vites kolunun bazı durumlarda gevşediği söylemiş. Herhangi bir gevşeme yok. Yani herhangi bir müdahale yapmadık, sıkmadık. Orijinalden kendi koruma demirleriyle birlikte geliyor. Burada aynı şekilde gayet sağlam. Sticker'larını ben yapıştırdım. Aldıktan sonra yapışmış vaziyette değildi bunlar. Burada özellikle ön farları led. Gece bir sürüş de yaptım. Gayet iyi gösteriyor. Bir problem yaşamadım açıkçası. Selektör burada. Uzunlarda led. Sinyaller ampul. Bir dezavantajını görmedim. Fiyat performans motosikleti bu. Yani ampul olmuş, led olmuş. Çok da problem değil. Kornası şu şekilde. Gayet yeterli. Sonrasında işte ne anlatabiliriz? Lastikler. Lastikler evet TVS marka ama ben hani tutuşundan çok bir şey açıkçası çok zorlamadım ama tutuşuyla ilgili de bir problem de yaşamadım. Hava yağışlı şu an İzmir'de. Bence bir problem yok ama hani değiştirilse olabilir mi? Dediğim gibi çok deneyimim yok. Deneyimli arkadaşlar daha iyi analizini yapar. Sadece şurada bir kablo, birkaç kablo gözüküyor. Evet yalıtımlı ama gözükmeseymiş daha iyi olurmuş. İşçilik hatası olarak özellikle birleşim noktalarında falan herhangi bir kusur, problem, montajda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Çünkü plastikler, malzeme kalitesi gerçekten iyi. Özellikle birleşim noktalarında böyle bir tıkırtı, trim sesi vesaire yok. Koltuk gerçekten yumuşak, güzel bir koltuğu var. Artçı koltuğu da gördüğünüz gibi ciddi derecede yumuşak. Ve çok güzel duruyor. Burası açılıyor. Daha önceki analiz yapan arkadaşlar da var. İçi açılıyor. İçinde çok küçük bir alan var. Ruhsat ve işte bez sığıyor ancak. Zincir gayet yağlı geldi. Şu anda da yağında herhangi bir problem gözükmüyor. Amortisör sistemi ayarlı fabrikadan çıktığı vaziyette gayet iyi durumda. Orta sertlikte bırakılmış vaziyette. Tam ortasında. Şu an için iyi. Ben herhangi bir oynama da bulunmadım. Burada işte üretim tarihleri yazıyor. Her taraftan artçı pegleri var. Yani malzeme kalitesi bence güzel. Yani böyle ne kadar da kötüymüş hissi uyandırmıyor. Şurada bir USB çıkışı var. Henüz kullanmadım. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Telefonluk ve telefon tutacağı takma taraftarı değilim. Motosiklette özellikle acemiyken, ki ben acemi bir sürücüyüm şu an, telefon mu gösterge mi arasında gidip gelmemek lazım. Özellikle yola odaklanmak gerekiyor. Şu an için bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa detaylandırırız.